Selamlar. OSI referans modelinin ikinci partında tekrar beraberiz. Dördüncü katmanda kalmıştık. Dördüncü katmanı tamamlamıştık. Özür dilerim. TCP ve UDP'yi açıklamıştık. Ve beşinci katmana geçiyoruz. Session katmanı, oturum katmanı. Burada çok fazla uygulamanın oturum açmasından kasıtlı bir durum var. Şöyle ki, örneğin oturum katmanında İki farklı kullanıcının Facebook üzerinden birbirleriyle mesajlaşabiliyor olması, telefonlarımızda kullandığımız WhatsApp uygulamasının karşılıklı olarak aynı anda online chatleşebiliyormuş gibi imkan tanıması, Messenger yazılımıyla online olarak yine chatleşebiliyor olmamız, yani o anda yazdığımız bilginin hemen karşı tarafa iletilip anlık olarak tekrar cevap alınabiliyor olması gibi uygulamalar Session katmanında çalışır. Buna sadece anlık mesajlaşma yazılımları değil de oturum açtığımız birçok uygulamada örnek olabilir. Örneğin ben şu anda bu bilgisayarımda oturum açarken bir kullanıcı adı ve şifre girdim ve bir oturumu başlattım. O esnada kullanıcı adı ve şifrenin bana sorulduğu ekranda bana bir Session sunulmuş olduğu Windows işletim sisteminin nimetlerinden yararlanarak 5. katmanı kullanmış oldum. Haliyle Session katmanını kullanmış oldum. Sadece tabii oturum açmak da yeterli olmayabilir. Bilgisayarımızda oturum açmaktan kastımız. Örneğin bir SQL database'ine login olacaksınız. SQL'de herhangi bir yeni database oluşturuldu. O database'e daha sonra connection atmak istiyorsunuz. Yani bir şekilde bağlanmak istiyorsunuz. Bağlandığınız zaman da database'e bağlandıktan sonra da size yetki türünüzü vesairenizi sorabilir. Öyle bir durumda da aslında bir session açmış olursunuz. Yani session'ı çok fazla çeşitlendirmek bu durumda mümkün. Bir üst katmana geçelim. Presentation. Datanın burada aslında belli bir formata sokulduktan sonra karşı tarafa iletilebilmesi ya da karşı taraftan alınan datanın bir şekilde sıkıştırılması veya sıkıştırılmanın açılması, dosyanın sıkıştırılmış dosyanın açılması aşamasının yapıldığı katman. Burada çalışan birçok katmanı örnek, bu katmanda çalışan uygulama olarak örnek verecek olursak, işte sıkıştırılmış dosya formatı örneğin JPEG. JPEG dosyasını bir kere daha sıkıştırmayı denediğimizde, yani kendisinin dışında sıkıştırmayı denediğinizde çok fazla bir dosya alanında bir daralma söz konusu olmayacaktır. Çünkü zaten sıkıştırılmış bir dosya formatı olduğu için işte 3,2 megabaytsa 3,1 megabayta belki inecektir. O da çok ciddi anlamda bize bir alan kazancı sağlamaz. İşte MP3 gibi dosya formatı, ASCII gibi makine dilinde yazılmış olan karakterlerin bulunduğu dosyaların sıkıştırılması, daha evvelden sıkıştırılmış dosya formatını tekrar sıkıştırmaya çalışmak işte zaman kaybından başka bir şey değildir açıkçası. Burada da ismi sunum katmanı presentation, fakat burada çalışan uygulamaları en net açıklayan örnekleri de verdik. Application katmanı burada son kullanıcının kullandığı ve şu anda benim sizlere sunum yapabiliyor olduğum ekran. Siz şu anda bu ekranda bu videoları izleyebiliyorsanız application katmanını kullandığınız için. Application katmanı o kadar geniş yer kaplıyor ki hayatımızda. Bilgisayarımızın ya da telefonumuzun ekranını görüntülemeye başladığımız andan, bakmaya başladığımız andan itibaren eğer orada bir şeyler görüyorsak görsel anlamda application katmanını kullanıyor oluruz. Daha da derinlerine girmeyi düşünürsek ya da derinlerine girmek gerekirse application katmanında kullanılan uygulamalar örnek HTTP protokol, Hypertext Transfer protokol. Kullandığınız neredeyse yoktur. FTP protokolü, File Transfer protokol, internet sitelerinde HTTP dışında HTTP'ler biliyorsunuz text tabanlı çalışan sitelerin kullandığı protokol. FTP daha çok dosya tabanlı kullanılan sitelerin kullanmış olduğu bir protokol. Çünkü büyük sayıdaki dosyaların upload edilmesi ya da download edilmesi söz konusu. Böyle bir durumda FTP protokolünden faydalanılıyor. İşte örneğin TFTP protokolü yine burada kullanılabilecek bir uygulama. Örnek
text file transfer protokol ya da trivial transfer protokol diye geçebilir. File transfer protokol diye geçer. Cihazlarımıza işletim sistemini upgrade etmek için, network cihazlarının işletim sistemini yeniden yüklemek için kullanıldığı durumlar da var. Cihazımızın üzerindeki konfigürasyonların herhangi bir kaynağa text tabanlı olarak atılması için kullanıldığı alanlar da mevcut. DNS protokolü isim çözmek için kullanılan protokol. Zaten bunu da hemen hemen tüm bilgisayar kullanıcısı ya da internet kullanıcısının tamamı bu protokolü arka planda aslında kullanıyor. Çünkü web browser'ınıza, web tarayıcınıza gelip herhangi bir internet adresinizi yazıp girmek istediğiniz adresi enter tuşuna bastıktan sonra giden query'nin oradaki ismin bir şekilde IP'ye çevrilmesi, IP'nin de tekrar isme çevrilip size anlamlı bir şekilde gösteriliyor olmasını sağlayan, yani isimden IP, IP'den isim çözmesini sağlayan protokolün adıdır. DHCP protokolü, Dynamic Host Configuration protokol yine bu katmanda çalışır. Kullanıcılarımıza otomatik olarak IP vermek için kullanılan protokol servisin kendisidir. Burada o kadar çok örnek var ki yani say say bitmez açıkçası. Bunları da böyle detaylandırmak ve örneklendirmek mümkün. Her bilgisayar kullanıcısının ya da network'e bağlanabilen tablet PC'niz olsun, işte mobil bilgisayarlarınız, telefonlarınız olsun hiç mühim değil. İnternete bağlanabiliyor, network'e bağlanabiliyor ise o referans modelini kullanmaması açıkçası mümkün değil. Gördüğünüz gibi her katmanda anlamlı şeyler var ve bu uygulamaları kimini farkında olarak, kimini farkında olmadan arka planda hemen hemen her kullanıcı kullanıyor. Bu katmanların her birine uğramanız şart. Siz manuel olarak tabii ki de uğramıyorsunuz ama arka taraftaki teknoloji ve OSI referans modelinin tüm teknolojilere entegre edilmesinden dolayı bütün katmanlara uğranılıyor. Olumlu ya da olumsuz bilgi almıyor. OSI referans modeli göz önünde bulundurulduğunda gönderici sender bir datası var. Bu datayı layer 7'ye koyuyor. Yani application katmanına onunla ilgili bir header, yani bir başlık bilgisi koyuyor. Bir alt katmana iniyor bilgi. Layer 7 ve Layer 6'daki iki bilgi toplanıyor. Onun ardından bir alt katmana iniyor. Layer 7, 6 ve 5'teki bilgiler bir araya getiriliyor. Üstüne datayı konuluyor. Bir alt katmana iniyor. Bu şekilde her katmana uğrayarak az önce bahsetmiş olduğumuz protokollerin her katmanda işi olanlar tek tek buraya yazılıp datayla birlikte en son fiziksel katmana kadar yer alıyor. Layer 2 katmanında dair Layer 7 olan bütün katmanları göz önünde bulundurulup artı datanın kendisi artı frame checksum denilen datanın doğrulanması, yani hata olup olmaması ile ilgili bilgi de paket olarak burada yer alıp kontrolünde yapıldıktan sonra yukarıdaki bütün datalar en aşağı geldiği zaman anlamlı bir bilgi haline dönüştürülebilmesi için dijital elektronikte binary sayı sistemi, yani ikili sayı sistemine çevrilip bitler haline çevriliyor ve karşı tarafa sender'dan receiver'a doğru, yani alıcıya doğru anlamlı hale getirilecek şekilde ve kablo üzerinden aktarılabilecek şekilde dönüştürülmüş oluyor. Bu bilginin yukarıdan aşağı doğru tek tek indirilmesi ve her katmana uğraması işlemine data encapsulation deniliyor. Gönderici bir sonraki durumda receiver'ın, yani alıcı durumuna geçtiği takdirde tam tersi yönünde datanın, bu sefer karşı taraftan alınan bilgi bitler anlamlı hale getirilip ikinci katmana, daha sonra ikinci katmandan 3, 4, 5, 6 ve 7. katmana kadar çıkartılıp user datasının karşı tarafa yollanması ve açılması işlemine kadar eşlik ettiği proseslerin tam anlamına da data de-encapsulation deniliyor ve her katmana kesinlikle uğranılıyor. Olumlu ya da olumsuz bu katmanda bilgi var veya yok bir bilgi alınıp bunun üzerine bu katmanda herhangi bir bilgi var, varsa bilgi şu, bir sonraki katmanda herhangi bir bilgi yok, bilgi yoktur diye bilgisi verilip ilgili katmana uğranıldığına dair mutlaka bir işaret mesajı koyulup
bir sonraki katmana öyle geçer. Çünkü bu OSI referans modelinin temelde öngörmüş olduğu algoritmanın kendisidir. Peer-to-peer communication, uçtumca communication, iletişim gibi düşünebilirsiniz. Alıcı ve gönderici tarafında 7 katmanlı OSI referans modelini açıkladık. İki kullanıcı arasındaki iletişim burada bir şekilde simüle edilmiş. Paketler yollanıldığı esnada en son demiştik ki fiziksel katmanda bitlere ayrılıyor. Yani ikili sayı sistemine çevriliyor. Dijital, elektronikli ve çift taraflı iletişim gerçekleştiriliyor. Bu iletişim gerçekleştirildikten hemen sonra paketleri OSI referans modeli dışında da anlamlı halde kullanmak gerekirse eğer bitlerden sonra bu bilgi küçük parçalara aslında meydana getiriliyor, oluşturuluyor. Bitler belli bit grupları, örneğin 8'li, işte 16'lı gibi küçük parçalara bölünüyor. Küçük çerçeveler yaratılıyor bunlardan. Bunlara frame deniliyor. Bu frame'lerin bir araya getirilmesinden sonra oluşturulan paketlere, yani daha doğrusu zaten bunlar paket haline almış oluyor. Paketlerden sonra bilginin artık segmentlere göre hiyerarşik olarak dizilmesi ve anlamlandırılması, açıklandırılması kavramı giriyor ve işte hangi segmentte yer alıyorsa, işte stations'a, presentations'a, application katmanında kullanılacaksa segmentlere ayrılıp paket iletişimi kullanıcı ve şey alıcı veya gönderici tarafından anlamlandırılmış ve detaylandırılmış oluyor. Biraz sınav bilgisidir aslında. Pratik hayatta çok fazla göz önünde bulunduracağımız bir detay değil. TCP/IP stack, OSI referans modeli 7 katmandan oluşuyor demiştik. TCP/IP stack yapısı ise OSI referans modelinin 4 katmanda açıklanmış halidir. Application, Transport, Internet ve Network Access olmak üzere 7 katmanlı OSI referans modeli 4 katmanda anlamlı hale getirilmiştir. Bir sonraki şekilde göreceğiniz üzere fiziksel katmanla fiziksel katman eşleştirilmiş. Data Link ve Data Link. TCP/IP stack yapısında Data Link ve fiziksel katmanı Network Access diye bir katman haline getirilip OSI referans modelindeki Data Link ve fiziksel, yani Layer 1 ve Layer 2 katmanı TCP/IP'de tek bir katman olarak Network Access katmanı olarak işleniyor. OSI referans modelindeki Network katmanı, yani diğer adıyla Layer 3 katmanı TCP/IP'de internet katmanına denk, hiçbir değişiklik yok, sadece ismi değişmiş durumda. TCP/IP stack'te 3. katmanda olan transport katmanı, yani TCP ve UDP'nin çalıştığı OSI referans modelinde de yine transport isminde yer alıyor. TCP/IP stack yapısında 4. ve son katman application, OSI referans modelinde 4, 5 ve 5, 6 ve 7. katmanları içine alıp Session, Presentation ve Application katmanında verdiğimiz tüm uygulama tiplerini örnek olarak, yani işte Instant Messaging yazılımları, MSN, Facebook, WhatsApp gibi, Presentation katmanında çalışan JPEG, ASCII, MP3 gibi sıkıştırılmış dosya formatları, Application katmanında çalışan DNS, FTP, HTTP, DHCP gibi protokollerin tamamı ise TCP/IP stack'te burada adreslenip anlamlı bir formda kullanılıyor. TCP/IP stack yapısı aslında TCP/IP referans modeli olarak da diye kaynaklarda geçer. Çok fazla kullanılan bir yapı değil, fakat teori olarak da bilmekte fayda var. Çünkü OSI referans modelini görmüş olduğunuz üzere biraz kısaltılmış hali gibi sadece kaynaklarda alternatif bir çözüm olarak görülür. Özetleyecek olursak bir önceki OSI referans modelinin temellerinin anlatıldığı ilk 3 katmanı, ilk 4 katmanı anlattığımız video ile birlikte OSI referans modeli nedir, ne işe yarar, iki cihaz arasındaki iletişim ne şekilde gerçekleşiyor senaryosunu her katmana örnek vererek kullanmış olduk. Bunlarla ilgili uygulamalarımızı yaptığımız zaman zaten paketlerin içerisinde hangi protokollerin olduğunu da iki cihaz arasındaki iletişim gerçekleştikten sonra gösteriyor olacağız. O zaman bu sözel bilgiler çok daha sağlıklı bir şekilde kafanızda oturmuş olacak. Fakat bu sözel bilgileri çok kısa bir süre daha
dinlemeniz gerekiyor ki yapacağımız uygulamalarda veya bir sonraki konuların rahatça anlaşabiliyor olması ve uygulamaların yapılabiliyor olması adına. Osireferans modeli bizim için çok önemli, networkçiler için çok önemli. Kesinlikle osireferans modelinin ne olduğu, kaç katmandan oluştuğu, hangi katmanda nelerin çalıştığı ve iki bilgisayar arasındaki iletişim açıklanması gerektiğinde fikir sahibinden çok ciddi anlamda bu bilgiyi sunabilecek düzeyde olmanızda her zaman fayda var. Osireferans modeli demek, networkçü demek, networkçü demek, osireferans modeli ve IP bilgisi demek. En temel bu iki bilgiyi bildikten sonra diğer konuları mutlaka üzerine çalışarak kendinize koyuyor olabilirsiniz. Osireferans modeli ile ilgili ikinci videomuzda bu şekilde özetlemiş ve sonlandırmış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.